23 Nisan, bundan tam 99 yıl öncesine gideceğiz bu akşam Mehmet Çelik'le birlikte. 23 Nisan 1920'ye. Hatta belki öncesine de gideriz. Tabii. Evet, gündemli. Çok önemli ayrıntılar var. Bugüne ışık tutacak. Oradan buraya doğru geleceğiz. Söz sende hocam. Şimdi 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin, Ankara Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü. Cumhuriyet döneminde milli bayram olarak kutladığımız Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim. Ondan sonra Yunan kuvvetlerine son darbe vurduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı, askeri bayram. Bunların yanında bir üçüncüsü de önem bakımından 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıdır. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı bizim özellikle demokrasi tarihimiz açısından bir dönüm noktasıdır. Ve bence demokrasiyi dünyada en iyi tarif eden cümle nedir dense 196 tane bağımsız ülkenin hepsini de kat işin içerisine, bizim o Büyük Millet Meclisi'nin göksüne yapıştırdığımız hakimiyet kayıtsız şartsız, bila kaydu şart, yani kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir kayıt getiremezsiniz, hiçbir şey getiremezsiniz. Şimdi Osmanlı Devleti padişahlıkla yönetilen bir devlet nihayet şeyine kadar. Abdülhamit dönemiyle meşrutiyete geçti, bir meclis oluştu. Yani yürütme ve yasama bu şekilde kuvvetler ayrılığı ayrıldı. Biz bunu rejimin adı da Cumhuriyet'le beraber bunu 1920'de bunu kazandık. Ancak Türkiye'deki siyasal gelişmeler özellikle tek parti döneminin politikası gereği bu 23 Nisan 1920'yi bilinçli şekilde sulandırdılar. Tek parti yönetimi, baskıcı bir yönetim var. Halkın iradesi hiçbir şekilde yönetime yansımıyor. Bunu hatırlatmamak için, yani düşün, İttihatçılardan kopya ettikleri bir seçim sistemi var. İki turlu bir seçim, vatandaşa oy kullandırılmıyor. Partinin delegeleri, milletvekillerinin isimleri Ankara'dan tespit ediliyor, gönderiliyor. Partinin o ildeki delegeleri de onu onaylıyorlar. Sebep olarak da halk cahildir, bu işi bilmez diyorlar. Bu nedenle 1946'ya kadar Türkiye'de seçim yapılmamıştır. Seçim yapılmamıştır. Bitti. Şimdi bu işte o milli egemenlik, halkın iradesi, milli iradenin yönetime yansıması, bu sıkıntı doğurmasın diye bu bayramı da tuttular. Atatürk bunu çocuklara, gelecek nesli ifade edecek, oluşturacak, dizayn edecek nesle bayram olarak hediye etmiş. 1930'dur onda. Onlara hediye edilmesi ve devlet bilinçli şekilde bunu çocuk bayramı haline getirdi. Bugün Doğu Perinçek'in bir eleştirisi vardı, gördün mü hocam? Yok, görmedim. Bunun çocuk bayramı, yani Atatürk'e yönelik bir eleştiri, yani bir art niyetli bir eleştiri değil ama şunu söylüyor, diyor ki bu niye çocuk bayramı, bu bir devrimdir, devrim bayramı. Aynen yani Cumhuriyet'te bakın Osmanlı, yani rejim açısından derseniz en büyük devrim hangisidir? Budur. Rejim değişti. Ve devletin adı değişti. Bizim yani kurduğumuz daha önceki devletlerimiz, mesela işte Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, hanedan ismiyle anırlar ederler. Hanedan dirilttiği için yıkılan devleti o yüzden öyle anıldı. Ama
Cumhuriyetle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber sistem değişti. Yani mesela Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın hanedan adıyla rejim devam etmedi. Yeni bir devlet ve sistemin adını taşıdı. Cumhuriyet dendi adına. Bu nedenle bu çok önemlidir ve bu sanki böyle üzeri işte bilinçli olarak o milli iradeyi, egemenlik kayıtsız şartsızdır, milletindir lafının gereğini yerine getirmedikleri için hiçbir zaman ora örtüldü çocuk bayramı. İşte ilkokul çocuklarına bayram olarak bunu kutladılar, ettiler. Ve son zamanlarda 1980'lerden sonra özellikle kendi çocuklarımız yetmiyor gibi dünya çocuklarını da topladık bu sefer. Dünyada işte tek çocuk bayramı falan, onunla da övünüyoruz. Artık tamam. Öyle oldu. Yani. Tamam. Ulusal çocuk da yönü olsun. Ama bu büyük bir devrim olduğunu, milli irade, milli irade. Bunu da öne çıkarmamız lazım.